ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bir kapı ziline uyandım ve kapı zili beni Olimpos Yayınları'nın şöyle Demir Alev kargosuna aslında uyandırmış oldu. Demir Alev'i gördüğüm andan itibaren kafayı yedim mutluluktan. Çünkü çok güzel görünüyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve şöyle yan boyamalı yan boyamalı baskısı ve böyle üstünde de altında da yan boyaması var. Hemen böyle kitabı şöyle bir göstermek istiyorum size. Allah'ım çok güzelsin be. Şöyle bir ejderha gözü yine birinci kitapta olduğu gibi bizi karşılıyor ve şöyle tamamen birbirini tamamlayan mor baskılı çok güzel bir kitap olmuş ya. Çok güzel. İçerisinden bende şöyle bir karakter kartı çıktı. Öncelikle burada Violet'i, burada da Zayden'ı görüyoruz ve ejderhalarını görüyoruz. Aynı zamanda şurada da çok güzel bir of baskı var. Ben aşık oldum arkadaşlar. Buna ben aşık oldum. Ardından da şöyle arkasında da haritayı görüyoruz. Haritalı kitapları nedense hep çok sevmişimdir. Bakalım bu kitabı kaç günde okuyacağım. Çok güzel görünüyor. Böyle bir odaklanmak istiyorum ve 944 sayfa olduğunu biliyorum bu kitabın. Tekrar bir teyit etmeye gerek var mı? Yok ya, 944 sayfa. Bence bugün bir 500 sayfa okurum. Çünkü bu seri çok akıcı bir seri ve okursam eğer, bugün çok bir işim yok çünkü, Kırtasiye'ye gideceğim sadece, bir de kargoya gideceğim. Eğer okursam çok başarılı olmuş olacağım. Kendimi çok başarılı atfedeceğim. O yüzden başlayalım okumaya. Arkadaşlar 600. sayfaya geldim. Artık kendime bir iyilik yapıp 600. sayfada mola vakti. Çünkü 600 sayfa okudum ve okurken şuradaki ejderhanın tamamlanmasını ve şuradaki ejderhanın da şu görmüş olduğunuz kuyruğunun tamamlanmasını bekliyorum. Evet, bazı küçük ruh hastalıklarım var. Ama 600. sayfaya gelmiş olmak çok iyi. Yani kitabın yarısından çok daha fazlasını bitirdik. Şuna bakar mısınız? Çok keyiflendim. Şöyle görmek çok hoşuma gitti. Böyle küçük ruh hastalıklarım var. Kitabın neredeyse yarısından fazlasını bitirdik. Artık devam ederiz. Yarın görüşürüz. Slum. Bugün ikinci gündeyiz. Demir Alev'i okumaya devam ediyorum ve şu an Demir Alev'de 800. sayfaya geldim ve gerçekten çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Çünkü 800 sayfayı 2 günde okumak bence dünyanın en başarılı şeylerinden birisi. Ve bence arttırıyorum bahsimi. Bunu bugün bitireceğiz. Birazcık konusundan bahsetmek istiyorum ki genel olarak sadece okuduğumu değil, aynı zamanda konusunu da bilebilin diye. Violet isimli bir kızımız var ve kızımız aslında hep katip olmak için yetiştiriliyor. Katip de işte bildiğiniz kütüphanede bilgilere hakim olan, işte kitapları düzenleyen, kitapları koruyan insanlara deniyor. Fakat Violet'in annesi tutturuyor, illaki benim kızım binici olacak diyor ve öyle bildiğiniz at binicisi falan değil, bildiğiniz ejderha. Şurada gördüğümüz arkadaşların binicisi. Sonra Violet ilk yıl gerçekten binici olmak için uğraşıyor ve başta öleceğini düşünüyor. Herkesin onun öleceğini düşündüğü gibi. Fakat Violet ölmüyor. Binicilik okulunda ilk yılını asla tamamlayamayacağını düşünen Violet bir anda kendini ikinci sınıfa geçmiş olarak buluyor. Sonra Zayden isimli birisiyle tanışıyor. Onun kaptanı aslında Zayden ve Zayden'a karşı bir şeyler hissetmeye başlıyor. Ve genel olarak biz dördüncü kanatta bunu okuyoruz. Hem Violet'in birinci sınıf halini hem de işte Zayden'la olan ilişkilerini ve arkadaşlık ilişkilerini okuyoruz. İkinci kitaptaysa Violet artık ikinci sınıf olduğu için işler biraz daha karmaşıklaşmaya başlıyor. Çünkü artık sadece bir öğrenci değil, aynı zamanda bir... Nasıl denir ona? Lider de Violet. Yani Zayden'ın birinci kitaptaki hali artık Violet diyebiliriz. Fakat burada artık Zayden farklı bir yere göreve gittiği için, artık üçüncü sınıf olduğu için, onu farklı bir göreve yolladıkları için sürekli Violet'le aralarında bir mesafe ilişkisi olmaya başlıyor ve bu mesafe ilişkisini de komutanlardan birisi gerçekten zorluyor. Yani onların birbirini görmesini engellemek için adam elinden gelen ne varsa yap. Sadece bununla işte derslerle ve derslerini iyi bir şekilde idare etmekle ilgili Violet tabii ki de bu kitapta da işleri karmaşıklaştırıyor mu? Tabii ki karmaşıklaştırıyor.
Arkadaşlarının ve onu sevenlerin de yardımıyla yıllardır, asırlardır saklanmış olan bazı akademinin sırlarını ortaya çıkarıyorlar. Yetiyor mu? Yetmiyor tabii ki. Bu sırlarla biz ne öğreniyoruz arkadaşlar? Biz öğreniyoruz ki meğerse çok yakında bir savaş bizi bekliyormuş. Kapıdaymış yani savaş, kapıyı çalıyormuş. Böyle normal insanlarla falan diye düşündüyseniz hayır öyle bir şey yok. Baya baya bunlar böyle işte çok amansız bir takımla, Veninlerle savaşmak durumundalar. Kitapta şu anlık gerçekten güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Mükemmel giden bir aşkı, kaybı, arkadaşlıkları ve aile ilişkilerini sürekli bu kitapta okuyoruz. Yani şu ana kadar 800 sayfa okumuş olmam size bir şeyleri anlatıyor olmalı ama yine de söyleyeyim çok akıcı bir kitap. Yani öyle hacminden dolayı çok korkmayın. Gerçi korkutucu bir hacmi var farkındayım şuna bakın yani. Ama gerçekten çok akıcı olduğu için hızlı bir şekilde okumak istiyorsunuz ve hızlı bir şekilde okumayı bırakın kitap kendini merak ettiriyor. O yüzden sürekli aklınız bunda kalıyor. Haliyle dönüp dolaşıp Demir Alev'e geri dönüyorsunuz. Şimdi biz arkadaşlarımla buluşacağız. Birazcık böyle tatlı yiyip küçük bir date yapacağız. Ondan sonrasında ben bu kitabı bitirip akşam size geldikten sonra bir güncelleme daha çekmeyi düşünüyorum. O zaman sonra görüşürüz. Selam, eve geri döndüm ve hemen sizi bir güncellemek ve videoyu kapatmak istedim. Bugün hala ikinci günün sonundayız ve ben artık şu görmüş olduğumuz arkadaşı, bakın taşıyamadım. Şurada gösterelim. Demir Alev'i bitirdim. Çok mutluyum. Çok güzel ilerledi. Çok güzel bir sonu oldu. Sonunda böyle gerçekten çenem yere falan düştü. O kadar heyecanlı bir sonu vardı. Umuyorum ki 3. kitap çok yakın zamanda gelir. Gelmezse gerçekten kalp krizi falan geçireceğim çünkü. Kitabın içerisinde birazcık smut ögelerin olduğunu bilmenizi isterim. Eğer bu sizin hani hoşunuza gitmiyorsa kitabı tavsiye etmem ama onun dışında gerçekten müthiş bir kitap. Kesinlikle öneriyorum. Zaten genel olarak bu kitaba overview yapmak istedim. Çok böyle detayına girmek istemedim. Çünkü birinci kitaptaki gibi detayına girebilseydik size spoilerlar vermiş olacaktım. O nedenle sadece böyle genel hatlarıyla gördünüz. Savaş sahneleri çok iyiydi. Savaş sahneleri ve kayıp sahneleri gerçekten çok iyiydi. Onun dışında Zayden'la Violet'in ilişkisi zaten her zamanki gibi mükemmeldi. Kitaba diyecek kötü bir şeyim gerçekten yok. Ha sadece 944 sayfa bence hala fazlaydı. Yani bir 850 sayfa 800 sayfa olsa da okunurdu ama benim bir itirazım yok çünkü dediğim gibi 2 günde bitireceğim kadar akıcı ve eğlenceliydi. Tekrardan izlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu seri hakkında sizin fikirlerinizi de çok merak ediyorum o yüzden umarım ki benimle fikirlerinizi paylaşırsınız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.